Şimdi illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritası da yayınlandı. Bir taraftan biliyorsunuz en fazla vakanın görüldüğü iller Bolu, Kastamonu, Muş, Yozgat ve Tokat olarak sıralanmış durumda. İstanbul ve İzmir'de de yükseliş yaşandı. Vaka sayıları azalan illerse Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca diyor ki aşıyla endişeden kurtulacağız, aşımızı yaptıralım mesajını paylaştı. Şimdi haberi detaylandıralım biraz, ardından Profesör Doktor İftihar Köksal'la konuşalım geldiğimiz durumu. Merhaba. İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı. 100 bin kişide görülen vaka sayısına göre İstanbul ve İzmir'de yükseliş, Ankara'da ise düşüş yaşandı. Güncel tabloya göre haftalık vaka sayısı İstanbul'da 51.27'den 54.30'a, İzmir'de 25.99'dan 27.40'a yükseldi. Vaka sayıları Ankara'da ise 93.11'den 83.64'e düştü. Haftalık verilere göre Ağrı, Eskişehir, Kütahya, Bitlis ve Rize, 100 bin kişide en çok COVID-19 vakası görülen iller oldu. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerse Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne olarak sıralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının azalması normalleşme cesaretimizi artırıyor. Aşıyla endişeden kurtulacağız. Aşımızı yaptıralım notuyla azalış yaşanan illeri paylaştı. Sağlık Bakanı Koca, insidans haritamızın güncel şekli illerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteriyor. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil ifadelerini kullandı. Peki Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor İftihar Köksal gün ortasının konuğu. Hocam merhaba, hoş geldiniz gün ortasına. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Şimdi Perşembe günü tam normalleşme başlıyor. Önemli. Sağlık Bakanı'nda vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil dedi. Mevcut tablo ortada ama mevcut tablonun bir uzman olarak ve bu işe yıllarını vermiş biri olarak ne anlattığını bize biraz aktarın isterseniz bugün geldiğimiz aşamada. Mevcut tablo stabil seyrediyor Hülya Hanım, hepimizin gördüğü gibi. Yaklaşık 15-20 gündür 5 bin ila işte bir kere 4 küsür bine indi. Evet. Günlük vaka sayıları 5 bin civarında ortalama olarak devam etmekte. Bu tabii aşılamanın çok büyük etkisi var bunda. Aşılama gayet hızlı gidiyor. Gençlerin aşıya ilgisi çok güzel. Bu da çok yerinde bir uygulama. Ama bunun dışında iyi gitmeyen bir şeylerin olduğunu söylüyoruz stabil gidiyorsa. Mesela? Bu da muhtemelen kişisel önlemlerde bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani aşılamanın beraberinde getirdiği sanki biraz daha maskeden uzaklaşma ihtimali. Bir de şimdi düğünler başladı. Bir arada olma olayı biraz daha fazlalaştı. Mesela son birkaç gündür özellikle nikah, nişan veya düğün gibi merasimlere yani kalabalık ortamlara girenlerde vakalar olduğunu görüyoruz. Gelen vakaların bir kısmı bunları tarif ediyor. Bunların bir kısmı henüz tek doz aşısını yaptırmış kişiler. O zaman biz şöyle bakalım olaya. Evet, aşılama gayet iyi gidiyor ama toplumun en az %70'i 2 doz aşısını yaptırmadıktan sonra virüs hala aramızda ve risk devam ediyor. Kaldı ki bir de Delta varyantı kuşkusu ve korkusu var. Dolayısıyla eğer biz hala 5000'lerde gidiyorsak bu kadar güzel aşılama hızına rağmen kişisel önlemlerde birazcık kuralların dışına çıkmışız gibi duruyor. O zaman ne yapacağız? Bu rakamları daha aşağı düşürmek için aşılamanın yanı sıra kişisel önlemlere de dikkat edeceğiz. Hala kalabalıklarda duruyorsak bunu bir daha düşünelim. Çünkü vakaların artışında önemli bir kaynak teşkil ediyor. İllere göre farklılık olduğunu yine görüyoruz. İllere göre çünkü onu verdik yani. Evet. O da biraz şimdi, enteresan Hülya ama başından beri böyle değil miydi zaten? Böyle ama Hülya Hanım bakın artık aşılamada bir yere geldi. Benim merak ettiğim bir nokta var. Acaba bu vakaların fazla olduğu yerlerdeki aşılama oranları nedir? Bunu da ortaya koymamız gerekir. Yani eğer yeterince aşıya ilgi yoksa hastalığın artışı kesinlikle meydana gelecek. İlgi yoksa. Bunu gözden kaçırmamak lazım ve mutlaka aşılamanın devam etmesi gerekiyor. Aşıya ilgi Yani kesinlikle. Orada bir şey söyleyeceğim İftihar Hocam, mesela hani biz aşıda çok iyiyiz, efsaneyiz, işte son bir ayda, iki ayda böyle yüzümüz gülüyor diyoruz bir taraftan, ama böyle aşı karşıtlarının oranı da öyle az buz değil yani, değil mi? Ben çok önemsenecek kadar yüksek rakamlarda olduğunu düşünmüyorum. Ama gençlerin arasında o 18-25 yaş özellikle orana bakıldığında düşük bir oran değil. Dün böyle bir istatistik üzerine biraz böyle kafa yorayım dedim. Özellikle birkaç gündür, çünkü hani tam normalleşmeyi konuşuyoruz. Bir taraftan da bir delta çıktı, Hint delta biliyorsunuz. İngiltere'de özellikle işte dün Merkel bir açıklama yaptı. Özellikle Avrupa Birliği'ne İngiltere açısından bakıldığında kapıları kapatalım, İngiltere'den kimse gelmesin. Çünkü hani bu sıradan bir iş değil, işte dördüncü piki yaşayabiliriz dördüncü. Bir de İngiltere'ye bakıldığında yani orada Sinovac aşısı olmadılar. Doğru değil mi hocam? Sinovac olmadılar ama İngiltere'de de vektör aşı yapıldı. Vektör aşıların koruyuculuk oranı da düşük. O da düşük. Yani belki birazcık Sinovac aşısının üzerinde ama yani inaktive aşıların yine de çok beklenen rakamlar değil. Şimdi burada gençler... bizde de Sinovac oldular. 65 yaş üstü. Sizler hocam sağlık çalışanlarının hep Sinovac oldu. Yani... Elbette ki, ama bakın bizler hiç aşı olduk diye kuralları gevşetmedik. Yine maskemize, yine mesafemize dikkat ettik. Herkesin bunları yapması lazım. Şimdi gençlerinki biraz daha farklı Hülya Hanım. Aşı karşıtlığı ya da aşı kararsızlığı değil de biraz boş vermişlik, gençliğin getirmiş olduğu hoyratlık. Yani aşıya gereken ilgiyi göstermemek, baş kaldırmak, yani maskeyi takmak konusunda da gençlerin maalesef yaşlılar kadar dikkat etmediğini görüyoruz. Yine hatırlayalım, yine başa dönelim. Biz daha aşılanmanın başında, herkesin aşılanmadığı dönemlerde 65 yaş üzerinde olanların aşıya ilgisi ve korunma önlemlerini bir tarafa koyalım, bir tarafa da gençleri alalım. Gençler korunmuyorlardı ki. Yine aynı hoyratlık içerisinde, ama virüs böyle baş kaldırma, aşı yaptırmaktan kaçma ya da gereken ilgiyi göstermemeyi dinlemiyor. Gençleri özellikle çok önemsiyoruz ki gençler eğitime başlayacak, üniversiteler açılacak. Eğitim çok aksadı. O nedenle aşı karşıtı ve karşıtı olarak ben yine gençleri adlandırmadığımı belirtmek isterim. Aşıya lütfen gereken ilgiyi göstersinler, aşıya burun kıvırmasınlar. Peki. Aşı kesinlikle koruyor. İngiltere'de de gençlerde fazla olmasından önemli sebebi onların da aynı şekilde vurdum duymazlıkları ve aşıya gereken ilgiyi göstermemeleri oldu. Peki, ama bir de bir delta gerçekliği var biliyorsunuz, Hint delta bu böyle yani bunu konuşmak durumundayız sanırım, bu önemli. Bir de şöyle çok bir önemli şey, şimdi son dönemde böyle sizin gibi bu işe mesai harcamış profesörler ve uzmanların çoğu, enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının çoğu diyor ki yani Türkiye dahil olmak üzere hani dünyada da böyle, ama biz önce kendi ülkemize bakalım, kendi canlarımıza. Bu kadar sağlık çalışanları kayıp verdi. 65 yaş üstünü yaş almıştı. Yaşlılarımızı koruyalım, kollayalım, onları pamuklara sarıp sarmalayalım. Hepsi tecrübe sahibi, hepsine ihtiyacımız var dedik. Yaklaşık bir yıl 65 yaş üstünü tık tık. Şimdi bu 65 yaş üstü Sinovac bu delta'da etkili değil diyoruz. Sağlık çalışanları bizim kahramanlarımız, bu süreçte savaşanlarımız, sizler öylesiniz. Etkili değil diyoruz. Şimdi sizler Sağlık Bakanlığı ile görüştünüz mü? Yani 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarına da bir doz BioNTech olması gerekliliği konusunda sanırım birçoğunuz hemfikirsiniz. Evet. Şimdi bir kere şunu ifade etmek isterim. Her aşının ayrı özelliği var. Sinovac aşısının özelliği vücutta 4 proteine karşı antikor oluşturma yetisi. BioNTech aşısı da spike'a karşı çok güçlü antikor oluşturuyor. Yani şunu ben hep söylüyorum, yine de söyleyeceğim. Her aşı COVID-19 olmaktan iyidir. Bir kere bunun altını çizmemiz lazım. Tamam. Aşıların ne kadar süre koruduğunu bilmiyoruz. Evet, en güçlü aşı şu anda BioNTech aşısı. Ama diğer aşılarda %50'nin üzerinde koruma gösteriyor. Ne olursa olsun. Şimdi şeye karşı da, bu delta varyantına karşı da koruyuculuk oranlarını Sinovac için bilmiyoruz. BioNTech'te ülke verilerine göre %77 ile %93 arasında değişik bildirimler olduğunu görüyoruz. Şimdi gelelim biz sağlıkçılara ve risk gruplarına. Evet, BioNTech aşısının tek doz olarak Sinovac aşısı yaptırmış olanlara yapılması gerekiyor. Bakanlığın da bu konuda sıcak baktığını biliyoruz. Harika. Ve üçüncü doz aşılar sağlık çalışanları başta olmak üzere, yüksek riskli gruplar başta olmak üzere yapılacak. Evet. Ama 6 ay geçmesi gerekiyor ikinci aşının üzerinden. Tabii, üzerinden değil mi? Öyle onun için yani burada karamsar olmamak lazım. Aşı olacak. Olacak. Üçüncü dozlar yapılacak. Harika. Evet. Hocam şimdi sizinle birlikteyken böyle konuşurken çok da soru geliyor. Bu soruyu da soracağım. Deniyor ki işte, turizm bölgelerinde bir patlama yaşandı. Bu aşırı yoğunlaşan nüfus vaka sayılarında patlama yaşanması da sebep olabilir mi? Neden olabilir mi? Şimdi bu süreçte biraz da böyle Ege'ye, kıyılara falan o tarafa bakmalı mıyız? Bir de siz dediniz ki açık hava faktörü devreye girecek Hülya. Önümüzdeki dönemde bu açılma. Yani bu tabloda da bir şekilde bir oynamaya neden olacak. İşte oradan bakılınca sizin de bir öngörünüz var. Biz aman Allah korusun bu 4. piki yaşamayalım. Bu normalleşme devam etsin derken acaba mı? Hülya Hanım, açık havada da bir yani nokta var. O da şu: metrekareye düşen insan sayısı arttıkça açık hava da risk oluşturur. Siz maskesiz, mesafeye dikkat etmeden bir avuç insan 1 metrekare yerde durursanız virüs bulaşır. Tabii. 2 metre mesafeyi korumak koşuluyla ve etrafınızda kalabalık kimse yoksa maskenin çıkarılmasını öneriyoruz açık havada. Ama bunu sağlayamıyorsanız maskeyi çıkardığınız an elbette ki bu yoğun kalabalık içerisinde virüse maruz kalma olasılığınız artar. O nedenle açık havanın da hakkını yemeyelim. Kurallara uygun şekilde açık havada durulursa maskeden uzaklaşmak mümkün. Yoksa hakikaten açık havada parti düzenlediniz, efendim kalabalıklar bir arada ya da başka bir merasim düzenlediniz. Dip dibe duruyorsunuz. Birinin hapşırdığını düşünün, virüslü bir kişinin. Yani 8 metre öteye kadar virüsü yayıyor. Evet. O zaman o alan içerisindeki herkes infekte olur. Kesinlikle. Bu nedenle bunlardan taviz vermemek gerekiyor. Yani açık havada da kurallara uyarak. Kapalı ortamlarda ise kesinlikle maskeyi çıkarmamak gerekiyor. Kesinlikle. Çok. Çünkü Delta varyantı gerçekten çok kolay bulaşıcı bir varyant. Kaldı ki bizim aynı Almanya'da ya da Avrupa'da birçok ülkede olduğu gibi sınırlarımızı kontrol altında tutmak ve test istemek zorunluluğumuz var. Ülkemizi temiz tutmak istiyorsak. Şüpheli durumlarda da karantinanın uygulanması gerekir. Turist olabilir ama turistin ülkeye getireceği ve götüreceğini iyi hesaplamak lazım. Niye biz bunu hesaplamayalım ki? Yani biz değersiz bir vatandaş. Herkes yapıyorsa. Biz buradan Almanya'ya, İngiltere'ye gittiğimiz zaman onlar bize yapmıyorlar mı? Maalesef. Ya böyle bir şey olabilir mi hocam? Dediğiniz çok doğru. Böyle bir çifte standart olur mu yani? Kendi vatandaşını düşüneceksin önce. Kesinlikle. İçeri girdiği zaman bir İngiliz vatandaşı, bir Alman vatandaşı, bir Fransız vatandaşı. Kesinlikle. Onlar da karantinaya. Daha çok yakınlarda bir arkadaşım İngiltere'ye gitti. Londra'da uzun bir süre karantinada kaldı. Yani karantina günleriyle ilgili yazı yazıyordu. Baktım telefonlaştık, karantina günü 1, karantina günü 2 diye böyle kısaca böyle küçük küçük notlar tutmuş. Onları da Instagram'dan paylaşıyor. Dedim hayırdır, işte bir süre karantinada kalacağım dedi. Şimdi aynı şeyi bizim de uygulamamız gerek. Yani bizim vatandaşımız değersiz. Öğrencilerimiz bile Avrupa'ya gittiği zaman çocuklar dersinden geri kaldı, sınavından geri kaldı demeden karantinada tutuluyor öğrencilerimiz. Tabii. Yurt dışında okuyan öğrencilerimiz. O nedenle hakikaten taviz vermemek lazım. Herkes önce nasıl biz ne diyoruz? Kişisel artık bundan sonraki koruyucu önlemler. Çok kişisel doğru, olarak korunma çemberimi aşacağız. O zaman her ülkede kişisel çemberini, ülke çemberini oluşturmak zorunda. Tabii. Başka türlü çünkü virüs dolaşımımız arttıkça yarın kapa varyantı çıkacak. Diyemeyiz ki biz yeni varyantlar mevcut virüslerden daha az tehlikeli diyemeyiz. Dolaşım arttıkça büyük mutasyon riski artar. Her zaman için bu böyle olmuş. Kesinlikle çok haklısınız. Bir de her şeyin ötesinde benim anladığım, siz diyorsunuz ki o kişisel öz denetimi mutlaka kendi üzerimizde yapmak durumundayız. Kesinlikle. Yani maske, mesafe, temizlikle biz böyle bir 2022'nin de sonuna kadar en azından dikkat ederek öyle o şekilde gideceğiz. İftihar Hocam çok teşekkür ediyorum gün ortasına katkılarınızdan dolayı. Profesör Doktor İftihar Köksal, enfeksiyon hastalıkları uzmanı kendisi, sağ olsun gün ortasına katkılarda bulundu.